Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hal yastaviyan, deb nomlanadigan dersimizni bugün 11-si. Bugünkü mavzuyumuz zikir ve gaflet. Yeryüzüdeki en ulug narsa Alloh taolaning zikri. Agar Alloh taolaning zikri bo'lmaganida mana shu dunyo mal'un, la'natlangan bo'lar edi. Payg'ambarimiz aytganlar, dunyo la'natlangan, faqatgina Allohning zikri bundan mustasno. Qiyomat qachon qoyim bo'ladi? Yer yuzida Alloh taolaning zikrini qiladigan odam qolmaganda, odam balası uchun yer yuzi harom bo'ladi. Shunda Alloh taolo amr qiladi, qiyomat qoyim boshlanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Robbisini zikr qiladigan kishi bilan, Robbisini zikridan g'aflatda bo'lgan kishini tirik bir inson bilan o'lik insonga o'xshatganlar. Masalul ladzi yazkuru robbahu va ladzi la yazkuru robbahu kamasalil hayyi val mayyiti. Robbisini zikr qiladigan kimsa bilan, Robbisini zikr qilmaydigan kimsa o'lik bilan tirikni misolida. Odamlar bor, haftalar o'tib ketadi bir marta Alloh demaydi. Ne yotayotganda bismillah deydi, ne turganda bismillah deydi, ne ovqatayotganda bismillah deydi, Alloh deyslamaydi. Bu qalblar o'lik qalblar birodarlar. Odamlar bu masalada ikki turli bo'ladi. Yo Allohning zikrida doim bo'ladi, yo undan g'ofil bo'ladi. Bismillah dediz, zikr. O'tirganda bismillah dediz, zikr. Alhamdulillah dediz, zikr. Alladina yadhkuruna Alloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim. Alloh taolo o'zini solih bandalarni maqtaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayoti boshidan oxirigacha zikr bo'lgan. Uxlaganida, haloga kirganida zikrdan to'xtadilar Rasululloh, boshqa payt Rasulullohning hayoti zikr edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelib, "Yo Rasululloh, shariatni taklifotlari juda ham menga ko'plik qilyapti, og'irlik qilyapti, bir yengilroq yo'lini topib bering" deb keldi. Tushunadiga? 5 mahal namaz okuşluk gerek, nozala tuşluk gerek, Kur'an okuşluk gerek, otanı yaşlı kılıç gerek. Tahara çatmaz. Kıbleye karab duruşu çatmaz. Falandaki kimli buluş çatmaz. Vakt çatmaz. Resulullah ettiler. Kala la yazalu lisanika ratban bi zikrillah. Tilin Allah'ın zikri de tohtamasın. Tilin Allah'ın zikri bilen namlanıp dursun. Kıyınmasa fakat esnan çıkıp olatta. Mana bugün inşallah zikir haqidagi darsda eshitamiz. İnşallah uyga borguncha hammamiz tasbih aytib ketamiz. To'g'ri-da, uyga ketguncha jahimiz bekar ketyapti. Hech kim yo'q yonimizda. Allazina yadhkuruna Alloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Robbana ma xalaqta hada batilan subhanaka faqina azaban nar. Alloh taolo o'zini bandalarini maqtab shunday deydi. Ular turganda ham, o'tirganda ham, yotganda ham Allohni eslaydilar. Hamda osmonlar va yerning yaralishi haqida tafakkur qilib deyishadi. Parvardigoro, bu borliqni behuda yaratganing yo'q. Sen behuda ish qilishlikdan poksan. O'zing bizni jahannam azobidan asragin. Bu Allohning zokir bandalari. Yurganda, turganda, o'tirganda Allohni eslaydi. Endi buni muqobilida g'ofil bandalar bor. Ular Allohning zikridan g'ofil. Alloh taolo ular haqida aytadi: "Astagfirullah. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَى هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا" Ve biz kalbini bizni zikir kılıçtan gafil kılıp koygen, havayı nefsi gergeçken ve kılar işi ısrar geçtiği bulgen kimselere itaat etmeyin. Men onun kalbini gafil kılıp koygen ben de yaptım. Adamlar var. Bir gün bir madde Allah dedi mi de siz oylanıp kaladı. Bir gün ötüp getirdi. Bir hafta ötüp getirdi, bir madde bir dua okumaydı. Bunda kişilerini Alloh taolo qalblarini g'aflatda qo'ygan, qalblari Allohning zikridan qurib qolgan, ular aytaymi nima bilan ovora? Musiqa bilan ovora bo'ladi. Mashinasida yursa musiqa tinmay chop turadi. Uyda o'tirsa tinmasdan musiqa eshitadi, uxlayotganda ham musiqa, turganda ham musiqa, ishlayotganda ham musiqa. Chunki shunaqasi singib qo'ygan. Qalbida musiqa bor, musiqaga joy bor, Allohning zikriga joy yo'q. Demek bular Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek kalbi ölüg insanlar. Zokir, tirik kalp egasi. Gafil, ölüg kalp egasi. Bu ikisi teng bo'ladimi? Solih kişilerden birini kızı vafat etti.
Haliye sağlı kişi uxladı tushida vafot etgan kızını gördü. Kızıdan sonra da otası tushida. Kızım, Allah sizge qanday muomala qildi? Kızı cevap verdi. Otajon, sizler amal qilasizlaru bilmaysizlar. Biz esa bilamizu ammo amal qila olmaymiz. Subhanallohi va bihamdih. Ne eng yaxshi amal ekanligini bildim. Albatta u narsa ana shu tasbih, bitta tasbih dunyo va uning ichidagi hamma narsadan ko'ra afzalroq. Subhanallohi va bihamdih. Subhanallohil azim. Kalimatan dedi Rasululloh, ikki og'iz so'z. Xafifatan alal lisan, faqilatan fil mizan, habibatan lil rahman. Tilga oson, tarozida og'ir, Rahmonga eng yoqimli so'z. Subhanallohi va bihamdih. Subhanallohil azim. Qiyinmi? Vala zikrullohi akbar dedi Alloh taolo. Allohni zikr qilishlik eng ulug' ish, eng buyuk ish. Va zakirin Alloha katiran va zakirah. A'addallohu lahum mag'firatan va ajran azima. Zikrda bo'lgan kimsaga Alloh taoloning mag'firati va'da qilinyapti. Allohni ko'p zikr qiluvchi erkaklar va Allohni ko'p zikr qiluvchi ayollar uchun Alloh mag'firat va ulug' mukofot, jannat tayyorlab qo'ygan. Nech pul ketadi zikr qilishing uchun? Qancha vaqt ketadi zikr qilishing uchun? Prosta esdan chiqarmang. Ana endi uni muqobilida qalbi g'ofil bo'lgan insonni ko'ring. Bir kishi bozorga kirdi. Do'konga kirdi, do'kondor kassetasiga Qur'onni qo'yib eshittiruvdi. Kirdi, yuragi siqilib ketdi. Yuzi burishdi. O'chiraman dedi. Nimaga? O'chir, menga yoqmaydi shu narsa. O'chirib qo'ydi. Musulmonmisan sen? Qalbing Allohni zikrini eshitgan paytda siqiladimi? Allohning kalomini eshitib qalbing yumshash to'niga, erish to'niga qatib qorayadimi? Ha, bunaqalar ham bor. Bunaqalar ham bor. Astagfirullah. Va iza zukirallohu wahdahu shmazzat qulub. Qachon yolg'iz Alloh zikr qilinsa, iymon keltirmagan kimsalarning qalblari siqilib ketadi. Hatto azonni eshitsam yuragi siqiladi. Subhanalloh, shunday bir qariyalarimiz bor. Azon aytsa to'xtab turadi. To'xtab eshitib, azonni bilan takrorlab duosini o'qib keyin yurib ketadi. Zokirligidan bu qalbi. Allohning zikriga qalbi moyil bo'lganligidan. Endi qalbi g'ofil bo'lganlarchi? O'qidik oyatni. Biz qalbini bizni zikr qilishdan g'ofil qilib qo'ygan havoi nafsiga ergashgan kishilarga ergashmang. Ka'b ibn Molik aytadi: "Man aksara zikrallohi faqat bariya minan nifaq." Kim Allohning zikrini ko'paytirsa, nifoqdan pok bo'ladi. Allohning zikrini kim ko'paytirsa, nifoqdan pok bo'ladi. Odamlar ikki toifa bu masalada. Zokirlar va g'ofillar. Rivoyat qilinadi, Sulaymon alayhissalom kunlarining birida u kishini shamol ko'tarib ketayotgan edi. Bilasizlar, u kishiga shamollar bo'yin sindirilgan, jinlar bo'yin sindirilgan, hech kimga berilmagan mulk berilgan. U kishini osmonda shu shamolda uchib ketayotganini ko'rib, yerda bir dehqon yerini chopayotib, ha, albatta ular zo'r hayotda-da, Davud alayhissalomning oilasiga katta xayriyat berilganda dedi. Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga uni so'zini eshittirdi. Sulaymon alayhissalom u dehqon kishining oldiga keldi-da, shu so'zni siz aytdingizmi dedi? Ha dedi. Sulaymon alayhissalom aytdi: "Vallohi maqbul bitta tasbih men uchun Davud alayhissalomning oilasiga berilgan narsadan ko'ra yaxshiroq dedi. Subhanalloh deb bir marta aytilgan bo'lsa, shu qabul bo'lib qolgan bo'lsa, shu narsa Davud alayhissalomning oilasiga berilgan hamma narsadan ko'ra menga mahbubroq dedi. Davud alayhissalomning o'g'li Sulaymon alayhissalom, u kishiga berilgan mulk hech kimga berilmaydi, ammo bitta tasbih undan afzal deb aytyapti. Qalbingiz nima bilan taskin topadi? Nima bilan joningiz orom oladi? Shunga qarab sizning kimligingiz belgilanadi. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ular iymon keltirgan, qalblari Allohni zikr qilish, eslash bilan orom oladigan kimsalardir. Ogoh bo'lingiz kim? Allohni zikr qilish bilan qalblar orom olar. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Odamlar, mana aytdik, kimdir Allohni kalomini essa yayraydi, kimdir yuragi siqiladi. Alloh taolo aytadi: "Qachon yolg'iz Alloh zikr qilinsa, oxiratga iymon keltirmaydigan kimsalarning dillari siqilib ketar. Qachon u zotdan o'zga butlar zikr qilinganida esa banogoh ular shodlanib keturlar."
maskaravozlik gapir. Ha? Yani shunga o'xshagan Allohning zikridan tashqari bo'lgan narsalar, kino haqida, siyosat haqida, bozor haqida, naqno haqida gapirsangiz qalbi ochiladi, qalbi yoziladi, ammo Allohning zikri bilan emas. Uylar bor. Allohning zikriga to'lgan. Qur'on tilovati, tasbih, tahlil, istig'for. Yana uylar bor. Vahshatga to'lgan, shaytonga to'lgan, muzga to'lgan. Allohning zikridan boshqa hamma narsa bor. Bizi uylarimiz qaysi toifasidan? İbrahim Adham, salih ulu insanlardan bu. Bir kişi aytadi, u bilan bir joyda birga tunashga to'g'ri keldi. Uxladik, ko'zim ochsam İbrahim Adham yig'lab Allohni zikr qilib o'tiribdi. Ko'zim ketdi, ko'zim ochsam yana zikr qilib o'tiribdi. O'zimdan o'zim xafa bo'ldim deydi. Nimaga men shunaqa emasman? Deb turib o'zimga taskin berdim. Alloh taolani oyatini o'qidim. Zalika fadlullohi yutihi man yasha wallohu wasi'un alim. Bu endi Allohning fazlida. Masalan qarasiz, biror tinmay zikrda yurgan boradi, ko'rib turib kuykasida. Birovni Qur'on durusi ham chiroyli o'qiganligini, qori bo'lganini ko'rib turib havas qilib kuykasida orqasidan nima deb taskin berasiz o'zingizga? Allohning fazlida endi bizga bermadi deb qo'yasiz. Birodar, Allohning zikri Alloh taoloning ulug' fazli marhamatidan. So'raylik, Alloh taolo siz bilan bizni ham o'zining zokir bandalaridan qilsin. Qalblar bor. G'aflatda yashaydi, g'aflatda o'ladi. G'aflatda yashaganligi uchun qiyomat kunida pushaymonga qoladi. Va anzirhum yawmal hasrati iz qudiyal amr va hum fi g'aflatin va hum la yu'minun. Ularni hasrat nadomat qilib qolanadigan kundan qo'rqiting. Bugun ular g'aflatdadirlar. Shu sababli ular iymon keldi. Hozir Allohning zikridan g'ofil g'aflatdami? Qiyomatda bu narsaga qattiq pushaymon bo'ladi. Jannatilar ham pushaymon bo'lar ekan birodarlar. Jannatilar nimaga pushaymon bo'ladi? Jannatga kirib oldi-yu. Demak, hayoti zo'r bo'lgan u. Nimadan pushaymon bo'ladi ular? Allohni zikrisiz o'tkazgan soatlariga. Mana bugungi kunimiz o'tdi. Necha marta subhanalloh, astagfirulloh, Allohu akbar dedik. Yo demadik. O'tdi. Aytsak ham o'tdi, aytmasak ham o'tdi. Jannatilar Allohning zikridan tili to'xtab qolganligini eslashib o'zlari pushaymon yashadi. Ey mu'minlar, na moli dunyolaringiz va na bolalaringiz sizlarni Allohning zikridan to'sib qo'ymasin. Yuz o'girtirib qo'ymasin. Kimki shunday qilsa, bas ana o'shalar ziyon ko'rguvchi kimsalardir. Qarang. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum avladukum an zikrillah. Allohning zikridan bizni to'sadigan narsaning ikkita ekanligini Alloh taolo aytyapti. Nima ekan u? Moli dunyo va farzandlar. Ko'chada tijorat bilan ovoramiz, uyga kelganda farzand bilan ovoramiz, Allohning zikridan g'ofilmiz. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sizlarni mol-u dunyoni ko'paytirib to'plash Allohning zikridan mashg'ul qilib qo'ydi. O'sha do'konda o'tirganda tasbih aytib o'tirsa bo'ladi. Yaqulullohu ta'ala ana inda zanni abdi bi va ana ma'hu ita zakarani. Alloh taolo hadis qudusida marhamat qiladi. Men bandamning gumonidaman. Agar u meni zikr qilsa, men u bilan birgaman. Agar u meni o'z nafsida zikr qilsa, men ham uni o'z nafsimda zikr qilaman. Alloh sizning ismingizni aytsa, Alloh sizni eslasa, ishonorni yutkazmaysiz ikki dunyoda. Alloh sizni eslashlik uchun siz Allohni eslashingiz kerak bo'ladi. Bandani Alloh taoloni zikr qilishdan kim to'sib qo'yardi? Shayton to'sib qo'yar edi. Istahvaza alayhimush shaytonu fansahum zikrulloh. Ularni shayton egallab olib, ularga Allohni eslashni unuttirdi. Shayton ming bo'lgan yelkasiga Allohni eslashlikdan unuttirib g'ofil qilib qo'ydi. Odamlar bor, bir haftada bir marta boradigan juma namoziga kelmaydi. Juma, uch juma paydarpay kelmasa Alloh taolo uni qalbini muhrlab qo'yadi. Endi Allohning zikridan tamomiy g'ofil bo'ladi. Osona bir haftada bir marta juma kelish, shuni ham qilmaydi. Nimaga xolamaydi? Nimaga xolamaydi? Shayton egallab bo'lgan. Qalbi g'aflatga botib bo'lgan. Ulamolardan biri aytadi. Qalb uchun zikr
Balık için su kabıdır. Su balık için hançalar zarur olsa, zikir kalp için hançalar zarur. Susuz balık ne mi buladı? Öledi. Allah'ın zikirisiz kalp ham öledi. Gaflat özü iki kıl buladı. Allah'ın zikirden gafılı iki kıl. Birincisi katta gaflat bu imansızlık, küfür. İkincisi kişiyi gaflat bu imanlı bulup durup Allah'ın zikir kılıçtan bir parva kılıçtık. Yunus'un nümette. Allah Teala o kişini Naynava ahlige peygamber kılıp yubardı. O kişi Allah'ın iznisiz kavunu taşıp çıkıp gitti. Bana şu kıyken hatası için Allah Teala balığı yutturup yubardı. Balığı yuttu, dengizi tübüge şüp gitti. Ve bana şu cahada durup ne kılarlardı ayetiler? Namaz okular mıydı? Yok. Rozu tutarlar mıydı? Hiç nesi kılamasıydı. Ama tılı zikirde buluşu mümkünüydü. Balık Yunus Aleyhisselam'ı yutup dengizi tübüge düşkeni de Allah Subhanehu ve Teala Yunus Aleyhisselam'a dengiz tübüdeki canavarlarının Allah'a ait etken tasbihini eşittirip koydu. Mahluk var ki Allah'a tasbih etmedi. Ve lakin la tafkahuna tasbihahum dedi Allah Teala. Lakin sizler tasbihini düşünmüyorsunuz. Allah Teala Yunus Aleyhisselam'ı şu tasbihini engelleyip yankıp koydu. Yani Allah Teala özü işare kıldı. Tasbih et. Allah'ını zikir kıl, çıkıp getirsen bu musibetten. Üçte zulmat içinde kaldı. Balığı karnındaki zulmat, denizde tübüdeki zulmat ve ana şu osmondaki zulmat. Müslüman kişinin başına musibet düşerken, karz mıydı, havf mıydı, korku mıydı, ne mi barıdı kalbi yok muydu? Şu duanı okurken, inşallah Allah'ın zulmden çıkıp getirdi. فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ اَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ Karanlık zulmetlerde durup, hiç ilah yok, meğer özün bardırsan. Ey pak parvardigar, dar hakikat men öz canımge cabır kılığıçlardan bulup kaldım. Dip nida kılgen paytını isleyin. Zikir buradalar, zikir. Tilge asan. Hiç kende mehnet meşakkatı yok. Fakat gaflat da kalması yok oldu buradalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Liyan akul, subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu akbar. Ahabbu ilayya mimma talat alayhi şems. Subhanallah. Velhamdülillah. Ve la ilahe illallah ve allahu ekber deyiş. Men üçün. Deyipti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kuyaşını nuru tekken nesalada hamasdan göre yakşırak. Neme de yürüp biz. Bir sonda iki son kulağımızda yürüp biz. Neme de yürüp biz. Dünyada üç dört çakasını kol kekirtemen de yürüp biz. Resulullah deyiptiler. Kuyaşlı nuru neme geçiş adı. Hemen asanı yıkıştırıp kese. Bitenense. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber dese bana şu nasıl benim için abzal diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zikir insanını necatke alıp aradıkken en inançlı yol. Zikir mumunlar için şifa ve rahmet. Zikir cennet köçetlerini köpetirişlik. Zikir amellerinin en yengili, en yaksı, en asanı. Zikir balalarını kötürülüşüge sebep. Zikir hayriyetini gelişige sebep, rızkını barakatlığı buluşige sebep. Zikir, şeytanın vasıfasından korkan. Zikir, meşakkatlarını kötüleşige sebep. Kime hayatta da meşakkat yok? Hemen iki de özgürleşe meşakkatı var. Zikirde bulayım birader, kötüleşe. Zikir, mağfiret ve uluğ acir. Zikir, nifaktan, hasrattan amanda buluşlik. Zikir, Allah subhanahu ve teala'nın razılığı. Allah subhanahu wa ta'ala siz bilan bizni özü yaxshi ko'rgan zokir bandalardan qilishingizni so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi.